Gerçekten özellikle de bu koronavirüs nedeniyle ülkenin ekonomik anlamda geriye doğru gitmesi, işsiz sayısının artması, göçmenlere bakışı tamamen değiştirdi. Bundan sonra Almanya'ya göçmen olarak gitmek, yerleşmek eskisinden daha da zor olacak. Bu açık bir şekilde görülüyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bizim vatandaşlarımız içerisinde de Almanya'nın içinde bulunduğu bu tabloyu görüp Özellikle emekliler ya da Türkiye'de yatırımları bulunanlar da ciddi anlamda Türkiye'ye dönmeye başladılar. Bununla ilgili özellikle tatil yörelerinde, Türkiye'nin tatil yörelerinde Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ev alıyorlar, arsa alıyorlar, yani değişik yatırımlar yapıyorlar. Hayatlarının bundan sonraki kısımlarını Türkiye'de geçirmek istiyorlar. Koronavirüs nedeniyle evleri müstakil Türkiye'de müstakil evleri bulunanlar binlerce Almanya'da yaşayan vatandaşımız Türkiye'ye gitti bunu Sizlerde yakın çevrenizden eminim ki gözlemliyorsunuz özellikle tatil yörelerine çok büyük bir akım var Bununla ilgili olarak tam yeri gelmişken önemli bir konuda sizlere Almanya'da Fransa'da Hollanda'da Belçika'da diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konu hakkında önemli bir hatırlatma da bulunacağım. Bakınız. Özellikle Avrupa kanallarında Türkçe yayın yapan Avrupa kanallarında tatil yörelerinde Bodrum, Milas, Antalya, Fethiye gibi Türkiye'nin tatil yörelerinde bazı ev kampanyaları, bazı müteahhitlerin inşaat firmalarının ucuza ev sattığı yönünde evlerle ilgili satış yaptığı yönünde yayınlara rastlıyoruz. İşte şu kadar 99 bin euro verirsen işte seni havaalanından alıyoruz, uçak biletini alıyoruz. İşte Antalya'da, Bodrum'da, Marmaris, Fethiye, Göcek, Datça aklınıza gelebilecek her yerde inşaat projeleri var. Bakın. Aman çok dikkatli olun. Dolandırıcı kaynıyor. Siz ucuza ev sahibi olacağım diye yıllarca çalışıp biriktirdiğiniz paraları her an kaptırabilirsiniz. Bu televizyonlarda reklam yapanların çoğu sahtekar dolandırıcı. Sakın paranızı kaptırmayın. Bakın bunlar diyorlar ki işte şu kadar metrekare ev hemen tapu işte size şu hizmetleri veriyoruz bu hizmetleri veriyoruz diye sizi bir şekilde özellikle televizyonlarda para vererek yayınlamış olduğu bu reklamlarla sizi tuzaklarına düşürüyorlar. Bakın. Bu evlerin çoğunun iskan belgesi yok. İskan belgesi ne demek? Sizin o evi aldığınızda her şeyin legal olduğunu, o inşaat projesinin ya da o evin projesinin belediye tarafından onaylandığını gösteren belgeye biz iskan belgesi diyoruz. Ama değerli izleyicilerimiz bu evlerin çoğunun iskan belgesi yok. Örneğin 80 100 metrekare diye satıyorlar daha düşük çıkıyor. Bu evlerle ilgili o kadar çok sorun var ki akıl alır gibi değil. Bu televizyonlardan yayın yapan firmaların çok büyük bir kısmı dolandırıcı. Siz siz olun neresi olursa olsun Türkiye'nin neresi olursa olsun sakın ola ki paranızı kaptırmayın. İlla ev alacaksanız şunları yapacaksınız. Önce gideceksiniz belediyeye. Bu ev neredeyse oranın belediyesine gideceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bu evi almak istiyorum. Bu evin imar durumu nedir? İzinleri nedir? Bunların hepsini size tek tek verecekler. Yazılı bir şekilde dilekçeyle başvurun. Sözle kesinlikle itibar etmeyin. Yazılı. Size diyecekler ki bu ev şu kadar metrekare. Bu ev hala inşaat aşamasında ya da her şey legal diyecekler ya da sakın ola ki şu anda bu evi almayın diyecekler. Sonra gideceksiniz tapu dairesine. Tapu dairesi de size bu evin üzerinde herhangi bir ipotek, icra gibi bir şeyin olup olmadığını söyleyecek. Bunları yapmadan sakın almayın. Yine almayın bakın. Gelecekseniz o siteye ya da orası neyse komşulara soracaksınız. Burası nasıl bir site? Aidatı ne kadar? Bunların hepsini sorun. Bakın aidat adı altında şu anda yazdık yerlerde en az 800 900 lira civarında bir aidat alınıyor her ay ödemek zorundasınız bu aidatın karşılığı ne karşılığı var mı yok mu oradaki komşulara sorun çevredeki insanlara sorun soruşturun bakın değerli izleyicilerimiz ortalık dolandırıcı kaynıyor özellikle Milas'ta Bodrum'da Marmaris'te Fethiye'de Datça'da Antalya'da pek çok yerde pek çok dolandırıcı sözde müteahhitler var. Sakın siz siz olun. Yurt dışında yaşayanlara söylüyorum. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde bu sahtekarlar, bu dolandırıcılar reklamlar veriyorlar, televizyonlara çıkıyorlar. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Kesinlikle bunlara itibar etmeyin. Bakın bunlar parayı alıyorlar. Parayı başka birinin adına yatırıyorlar. Tapuyu başka biri veriyor. Size evin satışını yapan başka bir şirket. Yani 3 dört tane ayağı var. Bunlar dolandırıcı olduğu için hukuktaki boşlukları da çok iyi biliyorlar. Yani siz parayı verdikten sonra muhatap bulamazsınız. Aman siz siz olun. Sakın ola ki bu dolandırıcılara paranızı kaptırmayın. Bak tekrar söylüyorum değerli izleyicilerimiz. Şu televizyonlarda gördüğünüz inşaat firmalarının çoğu dolandırıcı. Parayı verdikten sonra muhatap yok. Özellikle Milas'ta, özellikle Bodrum'da dolandırıcı çok. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Bakın bunların bir kısmı çıkıp televizyonlara Alman güvencesiyle Made in Germany diye reklamlar yapıyorlar. Bunlar sahtekar dolandırıcı. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Bunlar ellerini oluşturuyorlar. Sizleri bekliyorlar, kurbanları bekliyorlar. Özellikle de Euro'nun yüksek olduğu dönemlerde çok sayıda kurban gurbetçi vatandaşımız bunların ağına takılıyor. Aman siz siz olun. Sakın ola ki paranızı bu sahtekarlara, bu dolandırıcılara kaptırmayın. Bakın paranızı verirseniz muhatap bulamazsınız. Aman siz siz olun, uzak durun. İlla bir şey yapacaksanız az önce anlatmış olduğum yollardan geçtikten sonra ve en sonunda da bir avukatla hareket ederek mutlak surette bir şey alabilirsiniz. Aksi halde sizi alttan girer, üstten çıkarlar, dolandırırlar. Bakın bu konuyla ilgili bize yazan çok sayıda vatandaşımız var. Biz bunu geçtiğimiz aylarda da gündeme getirmiştik. Aman siz siz olun, uzak durun. Özellikle Milas ve Bodrum'da dolandırıcı kaynıyor. Aman paranızı kaptırmayın. Bakın para kazanmak öyle kolay falan değil. Yani hepiniz biliyorsunuz. Gece gündüz robot gibi hepimiz çalışıyoruz. Ama bu kazandığımız parayı biz yiyemedik. Al sen ye diye bu sahtekar dolandırıcıların eline teslim ediyoruz. Sakın yapmayın. Bakın sakın yapmayın. Saygıdeğer izleyicilerimiz Türkiye'den Almanya'ya dönen, Fransa'ya dönen, Hollanda, Belçika, İsviçre, İsveç, Norveç ya da kısacası Avrupa'ya dönen bazı uyanıklar akıl almaz yollara başvuruyorlar. Şimdi biliyorsunuz uçağa binmeden önce 72 saat önce en az koronavirüs testinin yapılması gerekiyor. Havayolu firmasına testinizin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmek zorundasınız. Bazı uyanık kişiler ya da hastaneler Avrupa'ya gitmek isteyen ama testi pozitif çıkan kişilere negatif test rapor sonucu veriyorlar. Ve bunlar değerli izleyicilerimiz garantili negatif test sonucu verilir diye özellikle sosyal medya üzerinde yaygınlaşıyorlar. Evet, korkunç bir olay. Düşünebiliyor musunuz? Pozitif olan birine negatif testi veriyorlar ve uçağa biniyorlar. Ve bunlar Almanya'ya geliyor, Fransa'ya gidiyor, Hollanda'ya gidiyor, Norveç, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya neresi olursa olsun. Şimdi bununla ilgili akıl almaz bu haberi tamamını sizlerle paylaşacağım. Yurt dışına çıkışlarda yerli ve yabancılara zorunlu tutulan PCR testinde Yeni bir kazanç kapısı elde edildi deniliyor haberde. VIP Hızlı Test adı altında evlere ve işyerlerine kadar gelen özel firmalar yolculuğa çıkacak kişilere negatif garantili testler veriyorlar. Negatif garantili. Fiyatları 600 TL'yi bulan bu hızlı testlerde 20 dakikada sonuç alınıyor. Eğer kişi pozitif ise Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ya girilmiyor. Ya da anlaşmaya göre sonuç sisteme negatif olarak işleniyor. Biliyorsunuz bir kişinin testi yapıldığında hemen halk sağlığıyla ilgili bir internet sitesi var Türkiye'de oraya sizin sonuçlarınız pozitiftir ya da negatiftir diye yükleniyor. Ama bunlar ne yapıyor bu uyanıklar? Yüklemiyorlar ya da negatif diye yüklüyorlar. Devam ediyoruz. Testin negatif olduğu gösteriliyor ve bu kişi de aynı gün uçağa biniyor gidiyor. Zira uçak saatinden 24 saat önce yapılması zorunlu olan PCR testi pozitif çıkan birinin uçuş biletleri de bildiğiniz üzere iptal ediliyor. Çoğu havayolu şirketi düşük ücretlerle değişim sağlasa da özellikle turistler için 10 gün Türkiye'de kalmak hem maliyetli hem de büyük bir zaman kaybı olarak görülüyor. Edinilen bilgiye göre yurt dışında önemli toplantılar olan iş adamları da garantili PCR testi yapıyor. Garantili negatif özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancılar ilk testlerinde pozitif çıkarsa soluğu başka sağlık merkezlerinde alıyorlar WhatsApp dayanışma grupları kuran yabancılar negatif sonuç alabilecekleri adresleri de bu kanallar üzerinden yayıyor yani kendi aralarında WhatsApp grupları kurmuşlar şuraya gidin kesin negatif raporu alıyorsunuz diyorlar Test sınırlaması bulunmadığından bir gün kişi bakanlık sisteminde pozitif kaydedip daha sonra da negatif kaydettirebiliyor. Bakın bunu yapan hastanede bu işi yapanların da yatacak yeri yok. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili harekete geçti ve şu açıklamayı yaptı. Yurt dışına çıkışta COVID-19 için yaptırılması zorunlu olan PCR test sonuçlarını pozitiften negatife değiştirerek uygunsuz işlem yapıldığı ihbarını ciddiyetle takip ediyoruz. Tespit ettiğimiz vakalar var. Bazılarının Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş hastaneler olduğunu tespit ettik. Yasal işlem başlattık deniliyor değerli izleyicilerimiz. Düşünebiliyor musunuz ya? Adam pozitif kendisini negatif gösteriyor. Uçağa biniyor, gidiyor, geziyor. düşün böyle bir adamın uçaktayken sizin yanınızda oturduğunuzu düşün. Akıl alır gibi değil. Ya yani bunu yapmak gerçekten çok büyük bir vicdansızlık pozitifsin ama bile bile uçağa biniyorsun. Uçaktaki insana virüsü bulaştırıyorsun. Çarşıya, pazara gidiyorsun. Gittiğin ülkedeki insanlara bulaştırıyorsun. Bunu yapanların özellikle yatacak yeri yok. Yazık günah yapmayın kardeşim. Bütün insanlık dünya şu anda acizken bu belayla uğraşırken Böyle bir şeye tevessül etmek gerçekten çok büyük bir vicdansızlık. Ne suç var kardeşim senin yanında uçakta oturacak olanın? Havalimanında iniyorsun, taksiye biniyorsun ya da bir yere gidiyorsun, çarşıya gidiyorsun, pazara gidiyorsun. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın. İnsan sağlığı bu kadar ucuz değil.